Eğitimsen dostluk ve dayanışma adına düzenlediği yemekte Eğitimsen'in yeni üyelerine çiçek ve Eğitimsen üyesi emekli öğretmenlere plaket ve çiçek takdim edildi. Tören öncesinde konuşma yapan Eğitimsen baş temsilcisi İbrahim Koç, eğitim alanında son dönemde yapılan değişiklikleri eleştirerek hükümetin tavrını samimi bulmadığını belirtti. Daha önce yapmayı düşündüğümüz dostluk ve dayanışma yemeğini çeşitli nedenlerden dolayı bugüne ertelemek zorunda kaldık. Bizlere dayatılan 4 artı 4 artı 4 modeli öğretmen, öğrenci ve veliler açısından birçok olumsuzluklara neden olmuştur. Bir eğitim politikası olmaktan çok AKP iktidarının kendi siyasal ideolojik çizgisi doğrultusunda oluşturulan 4 artı 4 artı 4 dayatması sonucunda okul dönüşümleri olmuş, bu dönüşümlerle birlikte birçok okulumuz ikili eğitime geçmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle ikili eğitim yapan okullarımızda öğretmenlerimiz ya çok erken saatte mesaiye başlamak ya da akşamın geç saatlerine kadar çalışmak zorunda kalmışlardır. AKP son süreçte toplumda yeni kutuplaşmalar oluşturmak için her yolu denemektedir. AKP türban üzerinden yapamadığı toplumsal kutuplaşmayı öğrenci evleri, öğrenci yurtları, kadın bedeni ve gençler üzerinden yaratmaya çalışmaktadır. AKP hiç kimseyi kandırmaya çalışmasın. AKP eğer dershaneleri kapatmakta samimi ise devlet okullarında herkese eşit, bilimsel, nitelikli, ana dilinde parasız bir eğitimi verdiğinde zaten dershanelere ihtiyaç kalmayacaktır. Eğitimsel olarak AKP iktidarının bunları yapmadan dershaneleri kapatma söylemini samimi bulmuyoruz. Dostlar, 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreci bilindiği gibi hükümet ile memur sen arasında kapalı kapılar ardında imzalanan satış sözleşmesi jet hızıyla tamamlandı. İmzalanan bu satış sözleşmesi de kamu çalışanlarına bayram müjdesi olarak sunulması olayın başka vahim bir yanıdır. Bu nedenle eğitim emekçilerinin ve kamu çalışanlarının sorunları aynı güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle insanca bir yaşam için emekten yana bütçe talebimizi yineliyoruz. TESK olarak 2014 bütçesinde taleplerimiz karşılanmazsa insanca bir yaşam, eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için 19 Aralık 2013 tarihinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Dostlar, hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Törende Eğitimsen'in yeni katılan üyelere hoş geldin çiçeği verildi. Eğitimsen üyesi ve yeni emekli olan emektar öğretmenlere de plaket takdim edildi. Törende ayrıca Eğitimsen üyesi ve yılın öğretmeni seçilen Yıldız Aydın Ekiz'e de plaket takdim edildi. Ekiz plaketini kendisi gibi eğitimci olan eşinden aldı. Yıldız arkadaşımla 8 yıl beraber çalıştım ve onun nasıl bir çalışma ağzını olduğunu, çocuklara yaklaşımını çok çok iyi biliyorum. Bundan ötürü gerçekten Yıldız'ın orada yılın öğretmeni olarak bulunması benim için gerçekten çok büyük bir kıvanç kaynağı oldu. Bakmayın, ben onu bugün gaziydim. Suya verdim ama gaziydim. Ama şu da var, eğitim sende onlar. Orada da burada da çok çok güzel bence. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından 5 Aralık tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının anayasaya girişinin 79. yıl dönümü dolayısıyla Ereğli'de düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın konuşmasının tamamı ana haber bültenimizden hemen sonra RT ekranlarında olacak.
Ereğli'de meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Balı Mevki Çimento Fabrikası içerisinde meydana geldi. 67UC158 plakalı kamyon sürücüsü SÜ çimento malzemesi boşalttığı sırada bir anda damperin pistonu kırıldı. Sürücü SÜ kasanın sürücü kupasının üzerine düşmesi nedeniyle belinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kamyonun içerisinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra fabrika işçilerinin de yardımı ile sedyeye aldıkları sürücüyü ambulansa taşıdı. Sürücü SÜ Ereğli Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından fabrikadan ayrıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü SÜ'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Depremi yaşayan Bolu'da tatbikat yapıldı. Olası bir deprem anında Bolu'daki ilgili kurumlar hemen organize olup en kısa sürede arama kurtarma çalışmaları yapabilmek için ortaklaşa tatbikat düzenledi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İl Afet Müdürlüğü, Bolu İtfaiyesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta 6.8 şiddetinde bir deprem anı canlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen tatbikat gereği yangın ve depremler meydana geldi. Senaryo gereği yangın sırasında dumandan zehirlenen personel binayı terk edemedi. Bunun üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek binalarda mahsur kalan yaralıları kurtardı. Binadan çıkarılan yaralılar güvenli toplanma merkezinde kurulan çadırlara taşındı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında kalan yaralılar en kısa sürede binadan çıkarılmaya çalışıldı. Binada mahsur kalan vatandaşlar sedyelerle camdan aşağıya indirilerek bina tahliye edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Bolu İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık şunları ifade etti. Daha bir ay öncesinden de bir deprem yaşadık 4.8 şiddetinde. Dolayısıyla da her zaman bir depreme, yangına, her türlü felakete hazır olmak zorundayız. Biz bu tatbikatları zaten yılbaşından itibaren yapıyorduk. Düzenli bir şekilde hastanelerimizde yapmıştık. En son yılın tatbikatını da Sağlık Müdürlüğümüzde ek binasında yapmış oluyoruz. Gerçekten gördüğünüz gibi de ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Gerek UMKE, 112, itfaiye, Beygaz, AFAD ekipleri, zabıta ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Herkes görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Biz geçen yaşamış olduğumuz 4.8 şiddetindeki depremde de bir tatbikat şeklinde yaşadık, bunun gerçeğini yaşadık. 15 dakika içerisinde tüm ekiplerimiz, 112, UMKE, AFAD, belediye ekipleri organize olabildik ve olay yerine 15 dakika içerisinde intikal ettik. Bu da ekiplerimizin başarılı olduğunu ve tatbikatlardan dolayı da başarılı olduğunu bir göstergesidir. Dolayısıyla da yine bu tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Temennim Cenab-ı Allah bize böyle bir felaketi göstermesin ama biz de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karabük Üniversitesi çürümeye yüz tutmuş yarım asırlık lokomotife sahip çıktı. Karabük garında atıl bir şekilde bekleyen lokomotif üniversiteye getirilerek stadyumun alt tarafına konuldu. Kurdahal'deki lokomotif restore edildikten sonra gezi amaçlı kullanılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Karabük Gar Deposu'nda bulunan 56.378 Lokonoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen lokomotif Türkiye'de 1948 yılında hizmete başlamış. Kurum bünyesinde 39 yıl aralıksız çalıştıktan sonra 1987'de hizmet dışı kalan buharlı lokomotif Türkiye'nin ilk demir çelik enstitüsü ile raylı sistemler mühendisliği bölümünü bünyesinde bulunduran Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü'ne getirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Malzeme Dairesi Başkanlığı ile Karabük Üniversitesi arasında imzalanan protokolle 101.9 tonluk lokomotif ve 32.66 tonluk tender ile devredilen buharlı lokomotif Karabük Üniversitesi'nde Demir Çelik Enstitüsü ile Ay Yıldızlı Stadyum arasında oluşturulan alana yerleştirildi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Burhanettin Uysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada üniversitelerinin raylı sistemler vadisi olma yolunda çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirtti. Bu yolda hizmet veren eserlere sahip çıktıklarını kaydeden Uysal şunları ifade etti. Karabük Üniversitesi 2010 yılı içerisinde Türkiye'nin ilk raylı sistemler mühendisliğini kurdu ve